açını ne kaldı? Gel şefim, gel sana sarkı. Ver bana bunu ha. Ver bu beni ha. Sevgili ha. Ya tekrarın ne şey ya ben la bu huy. Sıkı ver bana ne bu. Ben ne yapıyorum ben de sen ya. Yatırım bu türlü zor yardımcı bu. Sevgili sen bunu çok güzel. Bugün bize bugün mangi bugün çi bugün kahtar ama bozuldu mu sen o? Neden şimdi? Evet arkadaşım. Bunlar bizim yemeklerimiz, yiyeceklerimiz. Dün bir kap yemek yaptık. Böyle saklamaya çalışıyoruz suyun altında. Bunlarda kahvaltılık var. Peynirimiz var, çekirdeğimiz var. Bu insülin termosu. İçinde insülinlerimiz var. Şeker hastası, tansiyon hastasıyız. Şöyle gösterebiliriz. İnsülinler içinde. Suyun altında korumaya çalışıyoruz. Güneş vuruyor kafasına. Şöyle. Şuraya da üstünü kapatıyoruz güneş almasın diye ama ne kadar faydası olur bilemiyoruz. Yiyeceklerimizi böyle koruyoruz. 1984'te çıktık. 2019'da geldik. 4 senedir buradayız. Burada yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntılar hani elektriğimiz, yolumuz, suyumuz. Gördüğünüz gibi bak yiyeceklerimiz hep suyun önünde. İnsülinim var. Yazın su azalıyor. Koruyamıyoruz suyun önünde. Çoğu zaman kaç kere ambulansla hastaneye gittim. Çünkü özelliğini kaybediyor insülin. Yani sıkıntılarımız bu. Hani devletten bu sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz yani. Elektriğimiz olmadığı için yiyeceklerimizi, insülin hani ilacı onu normalde buzdolabında hani saklamamız gerekiyor. Buzdolabı elektrik de olmadığı için suyun önüne hani termosa koymuşum. Suyun önünde saklıyoruz. Yazın özelliğini kaybediyor. Yazın su azalıyor. Hem ısınıyor su. Onun için özelliğini kaybettiği için de işte şeker yükseliyor 600-700'lere. Ondan sonra komalık oluyorum yani hani 2-3 defa hastanelik oldum. Ambulans çağırdık yani. Çağrımız hani bizim bu sorunlara çare bulsun. Yolumuz, elektriğimiz, suyumuz. Suyu bak açıktan geliyor, dere suyunu içiyoruz. Bu da sağlıksız biliyorsunuz yani sizde. Her türlü şey giriyor içine yani köy. Bunları işte bekliyoruz. Yardım bekliyoruz yani devlette. Kışın kalmayı düşünüyoruz zaten bu sene hani elektriğimiz gelirse bu sene kalmayı düşünüyoruz zaten. Olmadığı için mecburen yine hani şehire gidiyoruz. 1984'te köyümüzü terk ettim abi. İstanbul'a yerleştim. Evimiz burada duruyordu. Sağlamdı. İki katlı evimiz vardı burada. 1994'te köyleri yaktılar, yıktılar. Evimiz yerle bir oldu. 2020'de de köye geri dönüş yaptık. Benim engelli çocuğum var. Şehirde dayanamıyor. İçeride hapis gibi kalıyor. Dayanamadı. Buraya getirin bir hava alsın, oksijen alsın. Geldik bu köyün ne elektriği var, ne yer altısı var, ne suyu var, ne içecek bir şeysi var. Hiçbir şeysi yok. Mağduruz, kötüyüz. Durumumuz hiç iyi değil. Ben 4 sefer valiye gittim. 4 sefer kaymakama gittim. 4 tane dilekçemiz var. Halen bir cevap alamadık. Halen bir şey gelmedi kardeş. İstiyoruz ki bize bir hizmet yapsınlar. Biz de burada yaşayalım. Çocuğum engelli burada kalsın. Hava alsın, oksijen alsın. Olsa kışında kalırız burada. Elektriğimiz olsa, yolumuz olsa, her şeyimiz olsa kışında kalırız. Daha şeylere geri dönüş yapmayız. Perişan olduk. Elektriğimiz yok. Yiyeceğimizi suyun altına koyuyoruz.
Gece karanlık oluyor, kızım bağırıyor, çığlık atıyor, sabaha kadar bağırıyor. Uykusu gelmiyor. Bir güneş enerjisi ışığı almışım, koyuyorum oraya. Onu aydınlatıyorum ki kız bağırmasın. Dışarı gelir, bir ser tuvaletimiz yok, misafirimiz gelir, ser tuvaletimiz yok, banyomuz yok, banyo yapalım. Kendi 100 yıl önce yaşadığımız şeyleri yaşıyoruz güzel kızım. Böyle bir 100 yılda böyle bir yaşantı olmaz yani, lütfen. Ne gerekiyorsa onu yapsın. Biz de bu devletin vatandaşıyız, biz de bu devlete vergi veririz, biz de askerlik yaptık, biz de savaşa gittik, savaştık. Bu dağlar, bu memleket bizim. Dedelerimiz burada kalmış, babalarımız burada kalmış. Herkes burada yaşamış. Biz döndük geldik, biz yaşıyoruz. Biz öldükten sonra çocuklarımız gelecek, torunlarımız gelecek buraya. Bu köy şenlensin, güzel olsun. Doğası güzel, manzarası güzel. Niye köylerimizi harap ediyorlar? 4 senedir uğraşıyoruz. Uğraşımız inşallah sonu iyi çıkar. İnşallah sesimizi duyarlar, bize devlet yardımcı olur yani.